Tarımda 1950'de tarımın ulusal gelirdeki payı %40. 1995 yılında bu %15'e düşmüş. Bu çok önemli bir sonuç. Tarım destekleme yasasına göre milli gelirin %1'i üreticiye verilmesi gerekiyor. Dün bir çiftçimiz aradı. Benim Halk TV'ye programa çıkacağımı bildiği için... Dedi ki başkanım buğday desteklemede dedi ton başına 235 liralık destekleme primi verilecekti dedi. Ancak şimdi dedi dün bankaya gittim dedi. Cuma günü bankaya gidiyor. Hı hı. Benim dedi hesabıma 100 lira ton başına 100 lira üzerinden dedi prim yapmış dedi. Demek ki dedi hükümetimiz de dedi bu, bu konuda. Bu neye dedi, göre belirleniyor dedi. peki bu prim? E, verilen e, buğdaya göre. Hı hı. Şimdi buğday yani çiftçi ürettiği buğdayı toprak mahsulleri ofisine veriyor veya evet, tüccara evet. veriyor. Tüccara verdiği zaman makbuzu alıyor, toprak mahsulleri ofisine verdiği zaman zaten fişlerini alıyor. Ona göre de onları götürüp ilçe tarım müdürlüğüne veya il tarım müdürlüğüne çiftçiler veriyorlar. Buna göre destekleme primi alıyorlar. Ancak destekleme primi ton başına 235 lira. Fakat çiftçimiz diyor ki bana 235 lira vermedi devlet diyor. Devlet 100 lira verdi diyor. Patates üreticimizin birisi aynen şunu söyledi. Devlet bizim yanımızda olmadığı sürece biz devletin yanında olamıyoruz dedi. Nedeni de şu dedi. Ben AKP'liyim dedi. Yıllarca dedi AKP'ye oy verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim dedi. AKP'nin konvoylarına katıldım dedi. Ama bugün dedi ben AKP için bir adım atmam dedi. Çünkü ben üretiyorum. Çoluğumla, çocuğumla, tarlada, gece, gündüz, soğukta, sıcakta. Ama ürettiğimin değerini Alamıyorum dedi. Çiftçimiz de haklı evet. bu konuda. Şimdi bir görüntü geldi Sayın Gülmez. Evet. Ben size program öncesinde yine belediyecilikle ilgili sosyal belediyecilik ne durumda diye her ile soruyorum evet. geldiğinde pandemi sürecinde. Hı. Çünkü biz çok şanslıyız. İstanbul'da özellikle Ankara ve İzmir'de sosyal belediyecilik örneği verildi. Tüm Türkiye'ye olması gereken de buydu. Sorduğumda siz bizim belediyemiz yok ki dediniz. Evet. Şimdi biraz açar mısınız? Ee, neden böyle bir Şimdi burası Nevşehir merkezde ana caddeye evet. yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir yer. Evet. Bir mahalle. Hı hı. Nevşehir merkezde 13 tane mahalle kentsel dönüşüm diye yıktırıldı ve bu şekilde kaldı. Kaç yıldan beri? 12 yıldan beri, 13 yıldan beri bu şekilde 12, duruyor. 12-13 yıldır dönüşemedi. Dönüşemedi. Ayrıca belli bir yerde de kale ve çevresinde de biraz önce bahsettiğim gibi Yeraltı şehri çıktı, kaya şehir. Hı hı. O proje daha turizme açılmadı ama açılacak deniliyor. Bir takım yapılıyor. Ancak şu dikkat edecek olursanız diyorum ki bakın ana caddeye, ana caddeye yaklaşık olarak 500 metre uzaklıkta böyle bir görüntü kirliliği var. Bir de, bir de turizm kenti evet, yani gelenleri evet. Evet, turizm tabii, tabii. Ee, şunu da vurgulamak istiyorum burada. Kentsel dönüşüm yaptıracağız dediler. 12 yıldan beri yıkık virane şekilde duruyor bu şekilde bir türlü kentsel dönüşüm falan da yapılamadı. Sayın Gülmez ben kentsel dönüşümle ilgili nacizane köysel şöyle kırsal dönüşüm olsa aslında köy evleri yapılsa yeniden. Yani doğanın içinde böyle betonarme yapılar yerine oranın doğasına uygun, uygun bunun için biraz da herhalde evet. şeye gitmemiz lazım. Uzakta evet. o tarafına gitmemiz lazım. Evet. Doğayı katletmeden evet. oranın içinde var olmak, doğayla bütünleşmek demişken buyurun. Ben belediye belediyeye geçelim. Ha belediyeye evet evet. evet belediye birbirleriyle, sosyal birbirleriyle, belediyecilik evet, yapıyor. Yap ilgili bu. Biliyorsunuz e, basında da e, bayağı yer tuttu. Nevşehir'de belediye başkanı görevden alındı. Evet. 1950'den bugüne kadar Nevşehir'de Sosyal Demokrat, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, koymuş olduğu bir aday Nevşehir'de belediye başkanlığını kazanamadı. Demokrat Parti, Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi, Adalet Partisi'nden sonra Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve son olarak da AKP'nin belediye başkanları görev yapmışlardır Nevşehir'de. Yani Nevşehir bu e o kadar... zaman burada biraz da eleştiri yapalım. Sahada demek ki e, bu kadar süre, e, bu kadar sıkıntılarla ki geldiği noktada da belli. Sahada bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz özellikle bu dönemde? Bu dönemde Nevşehir'de maalesef sosyal yapıyı incelediğimiz zaman, seçmenin genel durumuna baktığımızda yüzde yetmiş sağ seçmen. Sosyal demokrat seçmen sayısı yüzdeye vuracak olursak yüzde on altı civarında il merkezinde. Bu gerçekten azımsanacak bir rakam. Çalışmalarımız devam ediyor ama tabii insanları ikna etmek, bu konuda bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Yeni ben, nesilde yani anneden babadan aldığı şekilde devam e, ediyor. devam ediyor. Onları o zaman aldık. Sayın Genel Başkanımıza iyi, da şunu iyi. arz ettim. Şimdiden sonra dedim Nevşehir'de belediye başkanlığı seçimde Cumhuriyet Halk Partisi söz sahibi olacaktır dedim. Biz bu söz sahipliğini e, gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye başkanının görevden alınmasına gelince biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak madem ki demokrasiye inanıyoruz seçimle gelen kişinin seçimle gitmesi gerekir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmasa bile. Olmasa bile. Kim olursa olsun. Mademki sandığı koyuyoruz, sandıkla o kişi seçilmiş, yine de sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerek. Bir takım kişileri belli yerlere AKP Genel Merkezi'ne Beştepe'ye çağırarak o kişinin hakkı elinden alınamaz. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Kim olursa olsun. Şimdi Nevşehir'de Belediye başkanı bir cuma günü akşamı Ankara'ya çağrılıyor. Ankara'da kendisine deniliyor ki belediye başkanlığından istifa edeceksin deniliyor. Belediye başkanının söylediği söz şu. Ben AKP'den istifa ediyorum ancak belediye başkanlığından istifa etmiyorum dedi. Evet. Tabii biz bu durumuna dik duruşundan dolayı kendisinden e, gerçekten güzel bir davranış olarak değerlendirdik. Ancak cumartesi günü Nevşehir'e geldiğinde Aynen şunu söylüyor belediye başkanı Sayın Rasim Arı. Ben Sayın Recep, Erdo Recep Tayyip Erdoğan'ın izindeyim, AKP'liyim, AKP'li bir belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim diyor. Sonra Salı günü duyumlarımıza göre 3 tane müfettiş gönderiliyor ve istifa etmesi yönünde baskı uygulanıyor. Ve Cuma günü Sayın Rasim Arı bir basın toplantısıyla belediye başkanlığı görevinden istifa ediyor. istifa etmeyip de deseydi ki ben bağımsız olarak belediye başkanlığını devam ettireceğim deseydi biz parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasında duracaktık. Ancak Sayın Rasim Arı baskılara ve tehditlere boyun eğerek istifa etmiştir. Biz kendisini kınıyoruz bu konuda ve AKP'nin uygulamış olduğu bu demokrasi ayıbında gerçekten kınıyoruz ile. Evet. Şöyle ki Bir kişiyi belediye başkanı adayı olarak gönderiyorsunuz biriyle, ondan sonra da o kişi seçiliyor, saraya çağırıyorsunuz, istifa edeceksiniz diyoruz diyor, biat ederek o kişi de istifa ediyor. Bu gerçekten demokrasimiz açısından acı bir tablo.